karnı aç olanlardan özür diliyoruz. Benim bile ağzım sulandı şu anda tok olmama rağmen. Ustam, yemekleri hemen konuşmak istiyorum seninle. Şurada mesela yemek görüyorum. Nedir o? Çiveydiz efendim bu. Çiveydiz efendim. Evet efendim, kendi yöremize has. Evet efendim. Taze sarımsak, taze soğan efendim, yağsız kuz eti, nohut ve süzme yoğurttan oluşan, üzerine de bizim kendi yöremize has efendim, hasbirle nane. Ben başka yemeğe geçmek istiyorum. Şurada ilginç... Analı kızlımız var efendim. Analı kızlı. Evet. Analı kızlı. Nedir o ya? Bizim efendim simit dediğimiz ince bulgurdan yapılır. Küçüklerini efendim çocuklar yapar, büyüklerini anne yapar. Onun için analı kızlı. Analı kızlı. Evet. Efendim bizim yuvarlamamız. Yuvarlama bu mudur? Evet, yuvarlaması. Bu yalnızca bizim Gaziantep yöresine hastır. Ramazan bayramının ilk günü sabahleyin beyine yuvarlama yapamayan eş damaklı sayılmaz. Ne örüyordun oğlum, iyi misin? İyiyim teyzeciğim, sen ne örüyorsun? Ben de ne örüyorum, gezmeye geldim ben de buraya. Gezmeye mi geldin? Nereden geldin? Kayseri'den. Kayseri'den geldin. Kayserililer çok zeki olur ha. Çok zeki olurlar. Daha demin gülüyordun, eğleniyordun ben gidince, şimdi daha demin oğlum nasılsın diyordun. Şimdi geldim sustun hemen. Ne diyeyim ya? Seni gördüm gari yeter. Gari yeter diyorsun bana. Ne? Antep'te görmüş olduğunuz gibi buz pateni pisti de var. Antepli gençler ve çocuklar hafta sonlarını buraya gelerek buz pateni yaparak değerlendiriyor. Antepli gençlerin ve çocukların buz patenine ilgisi nasıl? İlgisi çok süper. Ya bu aslında yapay buz değil mi? Yapay buz aslında. Nakıp Ali Anadolu ve Gaziantep için önemli bir isim. Neden mi önemli? Çünkü Nakıp Ali 1924 yılında Gaziantep'e ve Anadolu'ya ilk sinemayı getiren isim. İşte bu da ilk sinema makinalarından birisi. Antep'in ilk alışveriş merkezi. Evet, Antep'in ilk alışveriş merkezi 1999 yılında kuruldu. 99'dan bu yana da devam ediyoruz. Alışveriş merkezlerimizin en büyük özelliği alışverişin yanı sıra aynı zamanda da eğlence merkezi, hayat merkezi olmaları. Bunun için işte içeride gördüğünüz gibi buz pisti, çocuk oyun alanımız, karting pistimiz ve sinemalarımızda gelen insanların alışveriş yanında da eğlenmesini sağlamaya çalışıyoruz. Evet sevgili seyirciler, Gaziantep'te karting de var ve çok eğlenceli. Gaziantep'li gençler hız tutkularını işte burada gideriyor. Antep'e hafta sonları geldiğinizde ormandan çıkan dumanları sakın yangın zannetmeyin. Antepliler hafta sonlarını piknik yaparak değerlendiriyorlar. Nasılsın? Allah'a çok şükür Şeyla. Ömrün uzun olsun Şeyla. Böyle resmi bir yere gelir gibi gelmişsin. Pikniğe abi, gelmedin mi? Mangala gelmedin mi? Antep'in harbine 11 ay oldu. Kanımız kurudu, benzimiz soldu. Analar saçılar bacını yoldu. Uyan Şahin uyan, gör neler oldu. O güzel Antep'e Fransız oldu. Anama söyleyin, damda yatmasın. Çuka uçuruma, uçur takmasın. Oğlum gelir diye yola bakmasın. Vurun Antepliler, namus günüdür. Teşekkür. Selamun aleyküm. Aleyküm. Abicim, nasılsın? Nasılsın? İyisiniz. Ne var yemekte? Tavuk kuşbaşı var. Tavuk kuşbaşı var. Sen yemeği çok sevmiyorsun galiba. Yok, seviyorum. Belli olmuyor ya. Belli olmuyor değil mi? Olmuyor. Sen sevmiyorsun o zaman. Acıyı sever misin? Evet, severim. Ekonomi editörümüz Sadi Özdemir'in Gaziantep Ticaret Odası Başkanı ile yaptığı röportajı izliyoruz. Teşekkürler Furkan. Şimdi Gaziantep Ticaret Odası'nın önündeyiz ve Başkan Mehmet Aslan'la görüşüyoruz. Gaziantep'in iki sırrı var. Birisi tarihe geçmiştir bu konuda. Gaziantep çok uzun yüzyıllar boyu İpek Yolu üzerinde çok ciddi bir ticaret merkezi.
olarak hayatiyetini sürdürmüş. Bunların esnen nedenleri çok gerçekçi. İklimi sert, ekilebilir arazisi az. Dolayısıyla insanlar ya üreterek ya ticaret yaparak geçimlerini sağlama doğrultusunda bir gelişim göstermişler. Gaziantep'in sanayi yapısına baktığınız zaman 4 tane organize sanayi bölgesinde 700 işletmesi ve 100 bin istihdamı var. Tüm Gaziantep'te yaygınlaşmış 10 bine yakın küçük orta büyük işletme var ve Türkiye'de ne üretiliyorsa Gaziantep üretiliyor. Bundan daha ötesi Gaziantep şu anda çok önemli Orta Doğu'nun lojistik merkezi olma konusundaki gelişimini sürdürüyor. Ama yeterli mi değil, biz Gaziantep olarak sadece Orta Doğu'da bir ticaret ve sanayi merkezi olmadan öte bir kültür, turizm, fuar ve kongreler merkezi olma hedefine doğru da yürüyoruz. Ekonomi editörümüz Sadi Özdemir'in Gaziantep Sanayi Odası Başkanı ile yaptığı röportajı izliyoruz. Sanayi Odası Başkanımız Necat Koçer ile birlikteyiz. Son 20-25 yıllık Anadolu sanayileşmesi içerisinde Gaziantep birçok konuda öncü ve örnek olmuş bir şehir. 4 organize sanayi bölgesiyle, 2008 yılında 3 milyar dolarlık ihracat hedefiyle, dünyanın 154 ülkesine yaptığı ihracat ve çok geniş ürün çeşidiyle birlikte çok önemli bir sanayi gücüne sahip. Gaziantep, marka ve patent tescilinde son 5 yılda Anadolu'da rekor kıran bir il oldu. Bizim şehrimizde bulunan birçok sektör aslında Türkiye'de yaygın görülen geleneksel sektörlerin dışında üretimler yapıyor. Yani bu anlamda biraz daha şanslıyız diyebilirim. Ancak tabii ki yaşadığımız bu global kriz içerisinde bu krizin etkilerini hissetmemek mümkün değil. Necat Bey, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilere. Gaziantep İpek Yolu üzerindeki şehirlerden birisi. Peki ama burada üretilenler yurt dışına nasıl gidiyor? Gaziantep zaten ihracatı seçmişti. İç piyasada çok önemli markalar geçmişte yoktu. Fakat bu ihracat ivmesiyle iç piyasada markalarını oluşturmaya başladı. Biz de lojistik sektöründe bunu gördük. Yani Gaziantep'in üretim ağırlıklı bir merkez olduğunu, bu merkezin bir şekilde iyi lojistik firmalara ihtiyacı olduğunu gördük. Doğru şehirdeyiz. Bu şehir sürekli büyüyor. Bir de bunun yanında doğru iş yapıyoruz lojistik sektörü. Lojistik sektörü sanayiyle, üretimle beraber büyüyen bir sektör. Gaziantep üretime dayalı bir gelişmeyi sağlıyor. Yani güçlü bir sanayisi var ve bu aslında tetikleyici. Doğru. Baktığınız zaman üretim varsa bu şehre yeraltı kaynakları olmadığı için ham madde gelecek. Bu ham maddeler de tekrar ürün haline dönüp dünyanın çeşitli yerlerine taşınacak. Cennet Köşeler'de bu hafta sizlere Gaziantep'i tanıtmaya çalıştık. Hatamız olduysa affola. Haftaya farklı bir Cennet Köşe'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Sanko Tekstil tesislerimize ulaşan pamuklar, 100 yıllık tecrübe, üstün kalite anlayışı ve modern teknolojiyle ipliğe dönüşür. Sanko Tekstil, pamukları Supima, Cotton USA, Egyptian Cotton belgeleriyle de işleme hakkına sahiptir. Üretimin %100'ünü ihraç eden Sanko Havlu, zengin tasarım çeşitliliğini dünyadaki müşterilerine ulaştırmaktadır. Sanko'yu dünyaya bağlayan bir diğer tesis İSKO Dokuma. Yıllık 120 milyon metre üretim kapasitesiyle dünyanın sayılı dokuma işletmelerinden biri olan İSKO'nun misyonu, müşteri istekleri doğrultusunda denim ve spor giyim kumaş üretmektir. Çimko Çimento, Adıyaman'da TSE ve Avrupa standartlarına uygun yılda 840 bin ton çimento üretmektedir. Çimko Beton, geleceğin sağlıklı yapıları için 1996'dan bugüne hazır beton üretimi yapmaktadır.
Nakıp Ali Anadolu ve Gaziantep için önemli bir isim. Neden mi önemli? Çünkü Nakıp Ali 1924 yılında Gaziantep'e ve Anadolu'ya ilk sinemayı getiren isim. İşte bu da ilk sinema makinalarından birisi. Gel yanıma gül tatlım, çiftetelli çalıyor, kalkın da oynayalım.